Değerli basın mensupları, sesim geliyor mu bilemiyorum ama öncelikle davetimize katıldığınız için çok teşekkürler. Söze başlamadan önce ortaklarımızla sizleri tanıştırmak istiyorum. Evren Durası. Merhabalar. Evren Bey ekonomist ve bundan önce uzun zaman sektörde özellikle hem inşaat sektöründe hem de tekstil sektöründe faaliyet göstermiş bir arkadaşımız. Kerem Durası, endüstri mühendisi, arazi geliştirme konusunda birçok iş bitirmiş ve tamamlamış bir arkadaşımız. Gökhan Aktanaltu, çoğunuz sektörden tanırsınız, Tago Mimarlığın kurucu ortağı. Ben de Afşin Aykanat, ben de mimarım, yüksek mimarım. İlk önce bunları söyleyeyim dedim, şimdi sözü Kerem Bey'e bırakacağım. O yapımızı, kuruluşumuzu kısaca anlatsın istiyorum. Ses var mı? Değerli basın mensupları, ben de öncelikle ROİ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı olarak hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. ROİ Yapı'nın bu ilk basın lansmanında sizlerle tanışmış olmaktan da büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Havva Hanım'ın girişte bahsettiği gibi markamız yeni gibi görünse de ROİ Yapı sektördeki yeni kurulmuş bir firma olmanın ötesinde Tago Mimarlık, Ared Yapı ve DRS Yapı Yatırımları'nın birleşmesiyle oluşmuş bir firma. Kısaca bu üç firmadan biraz bahsetmek gerekirse, Tago Yapı bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada inşaat ve gayrimenkul firmaları adına yüzlerce proje geliştirmiş bir firma. Bu projelerin birçoğu hayata geçmiş durumda. Ared Yapı yine mimarlık, inşaat ve taahhüt anlamında öne çıkan firmalardan biri. DRS Yapı Yatırımları ise arazi geliştirme ve inşaat ve taahhüt anlamında öne çıkan firmalardan biri olarak hayatlarına devam ediyor. ROİ Yapı bu üç firmadan aldığı güçle onlarca yıllık tecrübe ve deneyimle sektörde yeni bir soluk getirmek için yola çıktı. Bunu yaparken de mevcut altyapılarımızı kullanarak, Türkiye'de hatta bir ilk geliştirerek mimar, yatırımcı ve müteahhit firmasını bir arada bir kurguya birleştirerek Türkiye'de bir ilke imza attı. Şimdi düşünebilirsiniz, bu acaba bu formül çalışır mı? Bu bizim ROİ Yapı'nın ortaklığı, bizim beşeri ilişkilerimizden ziyade daha önce yaşadığımız ticari işbirliklerinin provasıyla ortaya çıktı. Ve şimdi ben sözü yönetim kurulu üyemiz ve ayrıca Tago Mimarlığın kurucusu Sayın Gökhan Altuğ aklına aktarmak istiyorum. Teşekkür ederim. Umarım ileriki zamanlarda hak ettiğimiz noktalara da geleceğiz.
Zaman zaman sizlerle çeşitli toplantılarda bir araya geldik. Belki hatırlarınız vardır ama o zamanlar ben tasarımcı mimar olarak bu masanın bu tarafında oturuyordum. Bugün ise sizlerle birlikte hem mimar hem de yatırımcı olarak karşınızdayım. Amacımız ve hedefimiz mesleğimizde edindiğimiz her konudaki derin bilgi ve tecrübeyi bizzat şahsen sahaya aktarmak ve mesleği önde tutan bir anlayışla kullanıcılarımızın mutlu ve huzurlu bir yapılarda yaşamalarını hedeflemekteyiz. Mesleki hayallerimi sınırsızca yaşayabileceğim bu birlikteliğin ilk meyvesini bugün sizlerle paylaştık. Arkadaşlarım sağ olsunlar, zaman zaman benim kaprislerimi çekiyorlar. Olmaz olmaz diyorum. Hakikaten mesleğimizi sınırsızca yapabileceğimiz bir birliktelik oluşturduk diye düşünebilirim. Projemiz lokasyonu özellikle titizlikle seçilmiş. Programı ve işletmesi oldukça dikkatlice irdelenmiş. Tasarımı da zamansız olması, yani günlük moda akımlarından etkilenmeyen, sade, fonksiyonel ve verimliliği yüksek bir yapı olarak tasarlanmıştır. Manzarasını hiç kaybetmeyecek bir noktada olan yapımız, oturanlara keyif vermekle birlikte yatımcılığına da kazandıran bir yapı olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak şöyle diyorum, bizi takip etmeye devam edin sektörde. Değişik, çok farklı projelerle de karşınıza tekrar geleceğiz diyorum. Teşekkür ederim hepinize. Projeyi anlatırken tabii öncelikle biz 3 firma birleştik ve bunların bize ne gibi avantajları oldu oradan başlamak istiyorum. Şimdi biz aslında 2 sene önce bir birliktelik kurduk ve bu birliktelikle elimizde araziler oluştu. Araziler geliştirdik ve bu araziler tamamen öz sermayemizde. Tabii bunun avantajı bir arsa sahibi sorunumuz yok. Kendi yapımız olduğu için daha verimli bir ürün ortaya çıkarabiliyoruz. Elimizdeki arazileri uzun uzun değerlendirdik. Yani bunların hepsinin fizibilitesini yaptık. En doğru yerden başlamamız gerekiyordu. Bunun için finans merkezinin hemen yanı başında olan arazimizi seçtik. Çünkü finans merkezi Ataşehir ilçesine bağlı ve Ataşehir'de yaklaşık 400 bin nüfus var. 400 bin nüfusun olduğu bölgeye şu anda yaklaşık 60-70 bin çalışan gelecek. 60-70 bin çalışanın geleceği noktada ciddi bir açık olacak. Biliyorsunuz bu dönemde ciddi bir arz fazlasından bahsediliyor. Aslında doğru noktada olduğunuzda böyle bir sıkıntı yok. Bu yüzden bu araziyi seçtik. Ve bununla ilgili de çalışmalara başladık. Çalışmalarımızda tamamen müşteri odaklı çalışmayı hedefledik. Burada bahsetmek istediğim, o bölgede çalışacak kişiler, sonuçta finans merkezinde çalışacak kişiler ve onların bir eve ihtiyacı olacak. Çoğu da Ankara'dan veya başka illerden gelecekler. O kişilere ulaşarak bir anket çalışması yaptık. Yaklaşık 1200 kişiye ulaştık ve cevap aldık. Bu kişilere sorduk. Yani burada geldiniz ve bir daire satılıyor. O dairenin sizin daireniz olması için, sizin onu benimsemeniz için nelere ihtiyacı var, neler olmalı? Burada enteresan cevaplarla karşılaştık ki bu sektörde alıştığımız şeylerin dışında. Çünkü bir yatırımcı olarak rekabetle baktığınız zaman yanımızdaki proje ne yapıyor? Yanımızdaki proje hep en küçük daireyi hedefliyor, çabuk satmayı hedefliyor gibi birçok parametre var. Ama biz tam tersi sonuçları elde ettik. Mesela bizden daire almak isteyen kişiler balkonu çok önemsedi. Herkes dedi ki biz İstanbul'da yaşayacaksak bir balkonumuz olmalı. Bütün dairelerimize büyük, gerçekten çıkıp oturulabilecek balkonlar yerleştirdik. Bunun dışında sosyal olanaklar çok önemliydi. Ama bunlar konuşulurken aidat en büyük soru oldu.
her cevaplayan aidat yükünün fazla olmasını istemediğini belirtti. Biz de burada alt sorularımızda hangi fonksiyonların kullanıldığını sorduk. Yine orada hani belki çok detay olacak ama kapalı havuz istenilmedi. Kapalı havuz %2 istemişken bütün ankette. Şimdi kapalı havuz yaptığınızda bunlar maliyetleri, özellikle de işletme maliyetlerini çok arttıran fonksiyonlar. Aidat düşürmek adına kapalı havuzu projemizden çıkardık. Açık havuzumuz var. Bunun dışında karaoke odası istendi. Bu şu anda mevcutta kullanılan ve herkesin keyif aldığı bir sistem. Sonuç olarak aidatların üzerine de çok çalıştık. Ve bir otel fonksiyonuyla burayı geliştirmek hedefledik. Bunu söylerken mimari olarak da her şeyi kurguladığımızı söylemek istiyorum. Yaklaşık olarak çevre projelerde 7 TL'lerde metrekare aidat fiyatı varken bizim projemizde 2,5 TL'lerde şu anda hedefliyoruz. Tabii bu da hem oturana daha rahat ödemesini hem de yatırımcının daha fazla kazanmasını sağlayacak diye düşünüyoruz. İlk çıkış olarak, bundan önce çok proje geliştirdik ama tabii ki ilk markalı projemiz bu. Anket yapmamızın çok faydasını gördük. Çünkü anket yaptığımız kişilerin belli bir kısmı bizden daire satın aldı. Şu anda da lansmanımızı yeni yapıyoruz. Bir ön lansmana çıktık, kısa bir ön lansman yaptık. Ve satış ofisimiz de yarın bitmek üzere. Ama %40 daire satışımızı tamamladık. Tabii bu dönemde böyle bir satışı tamamlamak da bize büyük keyif verdi. Ve bizi cesaretlendirdi. Bundan sonra başlayacağımız projelerin de önü açıldı. Biraz daha hızlandık. Bu şekilde devam ediyoruz.